Herkese merhabalar, selamlar. Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Başlıktan da okuduğunuz gibi bugünkü konu topuk dikeni. Aslında topuk dikeniyle ilgili çok böyle kapsamlı siz de alışveriş yaptım onunla ilgili de biraz onları da söyleyeceğim tabii ki. Ama topuk dikeniyle ilgili eğer siz de biraz ufak da olsa araştırma yaptıysanız şöyle bir durum neticede şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Topukta evet bir kemik beliriyor. Yani şu ayağın arka tarafında şurada bir kemik ama biliyor musunuz asıl ağrıyı sancıyı yapan o değil. Ayağın bu tarafında işte şişme oluyor, orada su topluyor vesaire vesaire. Bu konudan doktora gittim. Tabanlık verdiler. Ayağım scanner yapıldı. Tarayıcıdan geçirildi. Bende de hali hazırda Hallux Valix olduğu için, yani Hallux Valix dediğimiz şey de ne? Ayakta şu ayakkabı üzerinden göstereceğim. Şuradaki kemiğin çıkıntısının ismi Hallux Valix. Bu kemik buradan çıkmaya başlamasının sebebi kemik şöyle şöyle ileri 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 gidiyor. Bundan 14 yıl önce bütün gücümü enerjimi toplayıp röntgenler çekildi, ameliyat olacakken sonra bir düğün vardı, dedim bekleyeyim düğünden sonra ameliyat olurum derken o arada Betül'e hamile kaldım. Sonrasında da bir daha o şey mi nedir olmadı o şeyi toplayamadım kendimi. Gücümü ya da cesaretimi toparlayamadım çünkü doktorum bana şöyle bir söylemi olmuştu. Bak kaç yıl önce ki bu konuyla ilgili zaten yıllar önce, yani genç kızlığımdan beri yaşıyorum bu problemi. 18 yaşında hani doktorlara gidip fizyoterapiste işte ayakla ilgili spor hareketleri falan yapmışlığım var yani. Düşünebiliyor musunuz? 25 yıla gittik yani. Neyse şöyle kemik böyle oldukça buradaki parmaklara da böyle, yani şöyle oluyor, şurası da çıkıntı oluyor. Doktorun bana söylediği neydi biliyor musunuz? İşte buraya, buradaki parmağa, baş parmağa bir vida takılacak ve o vida işte buradaki birkaç yerden kırılacak falan filan. Ve ben şöyle bir soru yöneltmiştim doktora. Peki ben bu vidayı hissedersem? O sorun değil, hemen bir tane daha ameliyat yaparız falan. O kadar kolay söyleyince dedim ki yok arkadaş, ben dedim bu ameliyatı olmayacağım. Ve ameliyattan öylelikle vazgeçmiş oldum. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Bilmiyorum yani, sonradan birçok kişiyle karşılaştım. Memnun olan da var. Sonradan aynı şekilde bir daha aynı problemi yaşayan da var. Ben olmama kararı aldım. Bu karardan çok da pişman değilim ama hala büyük ağrılar ve sancılar yaşıyorum, çekiyorum. Olsun. Şimdi gelelim. Peki bu topuk dikeni ne zaman oldu? Hiç öyle bir durumum yoktu. Ben yaş 45. Şimdi geçenlerde ben Instagram'da bunu paylaşınca benim yine 40'lı yaşlarda arkadaşlardan birkaç tanesi "Aa bende de var, bende de var" yazdı. Bunun yaşla bir alakası olup olmadığını bilmiyorum ama yani belirli bir yaştan sonra ortaya çıktığına kanaat ettim ben bu konunun. O da sanıyorum şöyle bir şey. 2 yıl önce ya da 3 yıl oldu mu bu Birkenstock'ları kullanmaya başladım. Bunu tercih etmemdeki sebep, bakın burada parmağa giriyor ve burası boşta kalıyor. Yani benim ve benim gibi olan, eğer sizlerin içinde de varsa Hallux Valix problemi olanları rahatlatan bir ayakkabı bu aslında. Ama gelin görün ki Birkenstock'ların içerisi, iç malzeme çok sert. Ve bu topuk dikeninin gelme sebebi de topuklardaki sertlik. Ben biraz ayıldıktan sonra, yani bu doktora gidip işte ayağım tarayıcıdan geçirildi, ayak içliği verildi, şu verildi bana. Skechers'lara döndüm ki ben Converse tarzını çok severim. Nike'larım vardı böyle yine düz olanlar ama onların çok iyi olmadığını artık kanaat ettim. İçleri ne kadar yumuşak da olsa. Bakın ayağım scanner yapıldı. Tarayıcıdan geçirildikten sonra böyle bir tabanlık verildi. Bu benim ayağıma özel. Yani Hallux'tan dolayı burada bu var falan. Ondan sonra şu arka tarafında, alt tarafında şu yumuşak bir materyal. Yani diyeceğim şu ki aldığınız ayakkabının taban olayına çok dikkat edin topuk dikeninde. Sonra doktora gittim. Doktor bana dedi ki bakın dedi, ayağınızı sadece arada uzatın, buz koyun. Dedim egzersiz yapayım mı, hani birçok hareket var. Hayır hayır sakın yapmayın dedi. Velhasıl kelam bu, ondan sonra 2 hafta sonra bu geldi. Beni çağırdılar, işte gittim, ayakkabılarımın içleri çıkartıldı. Kendi içlikleri bu içine yerleştirildi. Ben de o arada durmadım tabii. Almanya'da çok meşhur ayak bakım markası olan Scholl diye bir marka var. Ondan bunun benzerlerini alıp evdeki ev ayakkabılarımın içine de koydum giymek için. Sonra kontrolüm vardı. Doktor dedi ki kontrolü bir gelin, sonradan şekillenecek, bakalım devamında ne yapacağız diye. Doktora gittim. Nasıl oldu dediler. Dedim hiçbir fark yok. Yani bunun bana hani anormal bir etkisi olmadı. Tamam dediler, lazer tedavisi var. Seansı 85 euro. İğne var. Kortizon içerikli, bir kere vuruluyor 20 euro ve darbeli bir masaj şeyi var, o da seans 15 euro. Sonra düşündüm,
darbeli masaj dediği şey hepinizin bildiği. Sonradan İstanbul'dan arkadaşımla yazıştık. Azideciğim iğneyi vurdurma dedi. Işıl selam olsun ona da. Vurdurma dedi. Ben dedi yaptım hiç memnun değilim. Sonra burada başka bir tane arkadaş Ajda. O da dedi Azideciğim ben de yaptırdım yaptırma. Şu anda herkes darbeliyi öneriyor. Lazer yapanlar da çok memnun değil. Ben peki ne yaptım? Hiçbirisini yapmıyorum. Evde bu internette bir sürü fizyoterapistin önerisini ön plana koydum. Çünkü daha önce yapıyordum. Doktor bana hayır yapmayın dediği için ben o hareketleri bıraktım. Ben o hareketleri bıraktıktan sonra ağrılarım çoğaldı. Yani sabah uyandığımda topukta ağrı var, hiç basmasam da ağrı var. Spor ayakkabıyla geziyorum ağrı yok, eve geliyorum ayakkabıyı çıkarıyorum ağrı var ki 20 yıldır en az evde spor ayakkabı giyiyorum. Çünkü Halux Valix'ten dolayı ben zaten ayağımı çıplak ayak zaten basamıyordum. Ona uygun ayakkabılar alıyordum eve. Ama doktor da zaten hani yan ayak basmayın demişti. Dedim ki ben spora devam edeyim. Başladım kendim sporları yapmaya. Doktor yapmayın demişti ya. Ama sonradan bana tedavi şıklarını sunduğunda dedim. Bu iş sadece paranın etrafında dönüyor yani. Sonra başka bir tane doktordan buzun çok iyi geldiğini duyunca buzlu şişeyi, hatta Macide var, çok tatlı bir fizyoterapist. Onun da birçok videosu var yine bu ayak hareketleriyle alakalı. Halux Valix için var, topuk dikeni için var, diz kapağı vesaire. Yani bütün fiziksel hatalar ya da fiziksel rahatsızlıkların tedavisi için birçok seçenek var. Sonra ben başladım bu ufak bir tane işte su şişesi gibi bir şişeyi buzluğa koyup böyle masaj yaparak ayağımı rahatlatmaya. Çünkü ayakta çok kalıyorum bir şekilde. Ve bunu kendim fizyoterapistlerin gösterdiği hareketlerle ve ayağımın nasıl rahat ettiğini biraz daha böyle hani deneme yanılma yöntemiyle yaparak devam ettim. Ve ayak evet rahatlıyor, haberiniz olsun. Ama abla tavsiyesi, arkadaş tavsiyesi deyin ne derseniz deyin, ayakkabılarınızın içine topuk bölümüne mutlaka yumuşak bir materyal tercih edin. Bunların çeşitleri çok fazla var. Ama deri tabii cilde hani en yakın, plastik vesaire olmasın. Çünkü mesela ben bunu çıplak ayakla giyiyorum. O yüzden geçen gün de hatta Temu'da da çok gördüm. Temu'dan da siparişlerim var aslında. Temu'dan da alışverişlerim geldi ama onun videosu çok başka bir zaman tekrar yapacağım. Şimdi yine buradan yani Woolworth'ta alışveriş yapmıştım. Oradan aldığım ayakkabı içliğini bir göstermek istiyorum. Çünkü bu ayak scanner yapıldı. 27 euro ödedim ben buna. Sigorta bilmem kaçta kaçını karşıladığı halde ben, yani benim cebimden çıkan para 27 euroydu. Evet, alternatifleri var. Hepinize şöyle göstereyim, bakar mısınız? Yani aslında aynı, sistem aynı. Birçok farklı markada da var. Dediğim gibi Almanya'da ayak bakım ürünlerinden Scholl gayet başarılı. Ve bütün ayakkabıların içine, mesela bununla çok rahat ettim ama. Yani rahat ettim ama ayak ağrısız değil yani. O fizyoterapistlerin gösterdiği hareketleri yapıyorum. Ayakkabı giydiğim zaman bunu içine koyuyorum. Ha, Temu'dan bakın. Geçen de bir video yapmıştım ya. Onunla da hemen göstermiştim. Şunu kullanıyorum işte. Çok rahat, çok pratik. Nasıl şey yaptığımı göstermemiştim. Hatta o videoyu dün yayınladım. Bugün de ikinci videoyu çekiyorum. Ve yine Temu'dan sipariş geldi. Haberiniz olsun. Temu'dan siparişler bir hafta dolmadan geliyor. Ben de hep öyle oldu. Evet, nacizane anlatmak istediğim bunlardı. Topuk dikeni. Herkesin gerçekten ne kadar çok kişi yaşıyormuş bunu. Yani bilmeden, hani paylaşmadan ben bunu bilemedim. Bunun altı da böyle silikonmuş. Bu da güzel. Bunu Woolworth'tan aldım. Dediğim gibi çok farklı markalardan var. Ne yapın edin, ayakkabılarınızın içini yumuşak tutun. Hatta bunu ne yaptığımı da göstereyim. Onu niye koydum oraya. Buradaki bir içlik var içinde. İçliği koydum. Bu içliği sanırım nereden aldım? Bunu Action. Bunu Action'dan aldım. Ve silikon tabanlık. Yine silikon tabanlık da Action'dan. Böyle de hani bunun kendi içindekini tekrar çıkarttım. Ayakkabı içliğini. Bunu da böyle kullanıyorum. Ama dikkat edin, ayakkabı çok önemli. Gerçekten kemiğinize darbe yapmasın. Burada parmakları zedelemesin falan. Yani ben bunu giyiyorum ama aslında bu betüle olması lazım. Yani biz bazen büyüklerde çocuklaşabiliyoruz. Çok beğeniyorum diye giyiyorum. Halbuki serçe parmaklarımı falan bayağı bir acıtıyor. Şuradaki içten de dikiş olayı var. Aslında giymemek lazım. Ayak sağlığı çok önemli. Yıllar geçecek ve bizi yani ayakta tutacak. Hani bizim yürümemizi sağlayacak tek şey ayak. Hani kol, el, sırt, omuz falan filan hadi neyse ama ayak sağlığınızı aman ihmal etmeyin. Neyle rahat ediyorsanız onları tercih edin. Aldığınız ayakkabıların eğer içi sertse tabanlık mutlaka kullanın. Fizyoterapistlerin sayfalarına bakın. Yani o şişeyi ayak altında yapma çok güzel. Geçen gün işte o fizyoterapist paylaştı. Ve ben onu daha önceden yapmaya başladım. Ve
buzluğa koyarak yapıyorum. Yani çıkarttığımda o hareketi yaparken iki sağdan ve soldan etken oluyor şöyle. Hem soğuk masajı yapmış oluyor hem de o şişeyle çevirme hareketi. Her ikisi bir arada oluyor. Bana yaradı. Siz de yine kendiniz araştırın, bakın. Çok fazla hareketler var yapmak için. Ama maalesef yani sağlık sektörü, hani tamam siz aman hasta olmayın, şu olmayın falan değil de birazcık endüstriyel ve para üzerine dönüyor. Benden şimdilik bu kadar. Umarım size bunun bir faydası olacak diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Gününüz huzurlu ve güzel geçsin. Hoşçakalın.